Merhabalar, ben Kürtis Köfte ve bu aslında videoları kaydettikten çok sonrasında çektiğim bir video, bir kısım. Bu intronun olayı şu: 23, bu serinin 23, 24, 25 ve 26. bölümlerinde ben farkına varmadan, evet ben bölümleri çektikten sonra genelde izlemiyorum. Genelde benim bir sorun olduğunda bunu fark edişim sizle beraber oluyor. Bu sefer biraz önceden fark ettim ama gene 4 bölüm çekmiştim. Video kaydı esnasında bir sıkıntı olduğu için, kaydın sebebi bu arada teknik bir durum, yazılımsal bir durum. Onu çözdüm. 27. bölümde bunu zaten anlatıyorum. Bu 4 bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm. İsterseniz 23, 24, 25 ve 26. bölümleri direkt atlayabilirsiniz. 27. bölümde bunların özetini geçiyorum. Ama bu 4 bölümü gene yükleyeceğim. Çünkü gene çektiğim bir içerik. Bir şeyler anlatıyorum. Sadece podcast olarak dinlemek isteyen kişiler varsa aranızda gayet dinleyebilir. Çünkü ses tarafında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen görüntüde her şey 1 FPS. Öyle bir sıkıntısı var. Yani saniyede 1 kare. Dolayısıyla da izlenmeyecek bir durumda. Dediğim gibi gene yüklüyorum. Dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Fakat izlenecek bir şey ortada çok yok. İzlemesi çok keyifli bir şey değil. Bunu önden uyardım. Bu 4 bölümü beraber yükleyeceğim. Bir de beraberinde, daha sonra bir gün sonrasında 27. bölümü yükleyeceğim. Siz 27. bölümden devam edebilirsiniz direkt. Eğer izlemek istemiyorsanız bunları, fakat arkada dinlemek istiyorsanız 4 bölüm birden yüklemiş olduğumu varsayın. Evet, bölüme geri dönebiliriz. Bu arada bu açıklama 4 bölümün de başında olacak. Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz'den New Horizons'ın 26. bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölüm 2021 içerisinde çektiğim ilk bölüm oldu. Evet. Merak edenler için, bunu 2 Ocak 2021'de çekiyorum. Artık ocağın sonunda mı yayınlarım, ne zaman yayınlarım ben de bilmiyorum. Neyse, bu bölüm ne yapacağız? Öncelikli olarak 5 tane gold chest yapacağız. Ve bunları neden buraya yerleştiriyorum? Güzel soru değil mi? Çok güzel bir soru. Şimdi bir, iki tane hopper lazım bana. İki tane de normal chest. 3 değil, 2. Evet. Şimdi bu arada bir şey test edeceğim hızlıca. Bağlanmadan gitmiyor. Tamamdır. Şimdi bunların görevi ne? En üsttekilerde iron chest yerleştireceğim de. Ben şunları biraz daha organize bir hale getirmek istiyorum. Şimdi ashes ve stone dust. Nether rock dust sende. Eğer nether rock dust ashes. Evet. Şimdi öncelikli olarak normal madenleri alalım. Biraz daha ashes varmış. Aslında envanterimi de biraz boşaltabilirim. Şimdilik. Şunları da yerleştirebilirim. Nereye yerleştireyim? Şurası iyi. Evet. Wrench, sen kal, ne olur ne olmaz. Wooden pipe'lar, siz gidebilirsiniz. Kovalar şimdi gidebilir. Backpack gitsin. Sen de şimdi git. Siz de şimdi gidin. Yok, atamamışım.
Ama sen burada kal. Şimdi. Bunu böyle yapıyorum ki mümkün olduğunca her şey organize bir halde kalsın. Evet. Tabii yeterince hızlı değil. Hatta hiç hızlı değil ama. Yapacak bir şey yok. Aslında bunu Iron Chest'e de upgrade edebilirdim. Evet. Bu burada yapılırken burada da başka bir arkadaşımız daha var. Basic Canning Machine. Tabii ki de neyi unuttuk? Kabul yöntemi. Evet. Basic Canning Machine. Sen bize ne vereceksin? Small battery. Pitching dust. Evet. Görevlerimizden bir yenisi daha. Lityum pili yaptık. Ve battery buffer. Evet, low voltage battery buffer. Bu bayağı kolay. Tane steel, 9 tane steel plate, 2 tane rough iron plate ve bolca tin wire. Tabii ki de bunlardan 2 tanesi böyle olacak. Evet, yapmaya hızlıca başlayalım. Siz ikiniz gelin. Sonrasında sen şurada dur. Wrench'im nerede? Wrench'im nerede? Wrench'im envanterimde. Ve bir tane de chest gelecek. Dört ikisi değil mi? Evet. Voila. Ve bu da tamam. Bundan sonra Arc Furnace görevine geçmişiz. Bununla beraber Annihilate dedim ya. Neyse. Arc Furnace şu an ne kadar lazım bilmiyorum. Evet. Şimdi bunlardan herhangi biri olunca buna geçebiliyorduk. Ve tabii ki de bunu da yapmamı bekliyor benden. Aslında yapabilirim de. Voltage machine alınır. Hatta hazır elimdeymişken bunu da bir yapayım. Wrench gel. Rubber. Yavaş yavaş direkt chemical reaktör ile rubber elde etmeye de başlasam güzel olur. Rubber üretim yapmayı çok daha verimli bir hale getirecek ama onun için öncesinde birkaç düzenleme yapmak istiyorum. Birkaç şeyi kendi sektörlerine ayırma niyetindeyim. Üç, dört. Evet, 11 tane kaldı. Ve voilà. Bunu da tamamladık. Evet, low voltage buffer'ımızı yaptığımıza göre ikisinde. Şimdi, planımız teknik olarak şöyle bir şey. Bu arada şunu da bir yapabilirim de gerek yok şimdilik.
Ben öncesinde bir şunların hepsini doldurayım. Tabii daha fazla lityuma da ihtiyacım olacak. Bunlar bana şimdi çok bir şey katmıyor. Onları ilerleyen zamanlarda yaparım ki zaten sodyumum yok. Evet. Şu an durduğumuz durum 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Şimdi sizler ne durumdasınız? Hala aktarılıyorsunuz. Az önceden çok yavaş. Cidden çok yavaş. Daha hızlı bir item pipe'a geçmem lazım. Small'unu kullanmayı düşünüyorum bile. Neyse. Burayı bu arada şöyle bir hale getirdim. Tüm Tinker's Construct itemlarımız bu şekilde bayağı organize bir biçimde duruyorlar. Şimdi Battery Buffer'ın olayı ne? Hızlıca şöyle gösterelim. Buradan pilimizi dolduruyoruz. Small Lithium Battery. Bu çok daha fazla enerji tutabiliyor. Ve pek çok şeyi çalıştırabiliyorlar. Hatta bu arada bunun respirator kullanımı Battery Charger'da vesaire kullanılabiliyorlar. Evet, elektrikli screwdriver yapabiliyoruz. Ama tabii ki de bunun için stainless steel lazım ve stainless steel'imiz yok. Ayrıca bir diğer avantajı daha yüksek amperler verebiliyorlar. Ve bu bizim için aslında önemli bir nokta. Çünkü daha fazla amper demek aynı anda daha fazla makineyi çalıştırabiliyoruz demek. Mesela şu an dikkat ettiyseniz şu an aynı anda 32 EU kullanan iki makineyi birden mesela Washington 16 EU kullanıyor oralarda ve Assembler. Bazı respiler her ne kadar bazı respiler düşük EU'lar kullansa da bazı respiler de 30 EU falan kullanabiliyor. Bu ikisi aynı anda çalıştığında direkt duruyorlar. Fluid Extractor mesela bunu aslında bir tane makineyle beraber bundan çok fazlasını ve birlikte çalıştırabiliriz. Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Fakat mesela bir tane generator'a 2'den fazla orbit ki zaten bir kablo kaybettiğimiz bir EU'yu düşünürsek aslında 2 Washing plant bile bunu zar zor kaldırıyor. Dolayısıyla da burada bizim biraz tine ihtiyacımız var. Çünkü tin kablo, daha fazla tin kablo yapmam lazım. 32. Gel bakalım. Basic wire mill. You are the man. Aslında bir yandan madenleri taşırken siz şimdi şöyle gelin. Madenleri taşırken normal dustlar da gelsin. Evet. Mesela ilk chest'i sadece normal taşıyabilirdim. Need call senin yerin. Ups, yanlış yere atmışım. Need call'un yeri burası. Ama bu da dop dolu. Aslında buradaki lastları şuraya taşıyabilirim. Bu sadece gemlere ait kalır. Need call sen buraya gelmeyeceksin. Aynen. Buradaki dustları alalım. Dust, dust, dust. Dust, 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 dust. Evet. Çok daha mantıklı bir düzen oldu.
Ha, bunları görünce aklıma bir şey daha geldi. Benim yapmam gereken bir olay daha vardı. Şimdi. Gelin bakalım ve siz de gelin. Evet, bunları işlemin en şu an için en verimli yöntemi bu. Çünkü bana direkt olarak Inferno Blast Furnace'da Blast Furnace'ın SP'leri aynı. Daha doğrusu Primitive Blast bana 2 tane yerine 3 tane verecek. Ve Tiny Pile of Ashes. Eşer de aslında başka bir yerde toplamaya başlasam güzel olurlar. Bu süreçle beraber aklıma geldi size de şunu nasıl diyeyim. Bunları burada bırakmanızda o kadar büyük bir sıkıntı yok. Çünkü otomatik olarak kendi kullanmayı kesebiliyor bu. Maksimum seri geldiğinde. Gördüğünüz gibi. Daha sonra. Isıda, hani bunun için maksimum ısı da yani buradan ilerisine giderse tam da olacak vesaire vesaire. Gene çok mantıklı bir verimlilik kullanmıyor ancak hiç yoktan iyidir bir verimlilikte. Evet, ve daha fazla pilimiz. Burada tam şarj olmuş bir pil var. Şimdi bunu farklı bir şey için. Nasıl olur bunu direkt makineler için kullanabilirim. Buna otomatik aktarmayı yapmamışız. Şimdi benim kendime yeni bir wrench yapmam lazım. Çünkü bu wrench'im bu süreç içerisinde kesinlikle ama kesinlikle kırılacak. Serime geldi. Saniye. Ranch'ın recipesi bu değil miydi? Evet. Ha yok. Tamam. Ingot. Ya da bir achievement'ı da beraberimizde yapıp ha yok o ranch değil hammer'da. Voila. Yeni ranch. Wire cutter bana gerekecek. Hammer gerekmeyecek. Screwdriver gerekmeyecek. Şimdi. Bir de benim bolca iki tane yapalım. Şimdi wire mill sen ne kadar istiyorsun? 2 yiyor. 2 ya da 4 yiyor. Tamamdır. Vending machine 4, 7. Oops. Bunu geç. Tamam bu. Cutting machine de çok fazla kullanmıyor. Core washing plant 16 EU kullanıyor. Bu ortaya yakın olacak. Assembler kesinlikle ortada olacak. Polarizer 16 EU. Centrifuge. Değişkenlik gösterebilen bir arkadaş. Şu anki kullanımlarım çok fazla tüketmiyor. Evet. Killing machine 1 EU. En uçta olabilir. Fluid Machine aynı şekilde. Sen daha merkezi olacak bir arkadaşsın aslında. Çünkü bazı resim nedenlerde bayağı fazla tüketiyorsun. Extruder kesin de ortaya yakın olacak.
Tamamdır. Şimdi şu arkadaşları da bir yeniden düzene sokacağız. Yeni bir düzene. Ve bunlardan bazılarını da elektrikli upgrade etmemiz lazım. Şimdi. Öncelikli olarak şuraları bir toparlayalım. Evet. Sen gel. Sen gel. Şimdi sen tamam. Bunların içinde başka bir şey yok. Güzel. Bir tane levye lazım. Levye. Tamamdır. Artık ne kırabiliriz? Bizler de gelin. Tabii ki de bunu şu an alamıyorum oradan. Wire cutter. Yay, amatörüm dolu. Evet. Ve wire cutter. Hopperlar siz de gelin. Wrench. Ve wrench'im kırıldı. Şimdi, geri düştük. Şimdi yapacağımız düzen. Low, sen 4'lüsün 8. 9'luyu bırakıyorum aslında. Evet. Aslında dur. Seni aşağıdan mı kuralım, bir yandan mı kuralım? Ve burayı komple bir yıkalım. Evet. Bu kadar çok boruya gerek kalmayacak. Şimdi. Bir buffer'a kaç makine yerleştirelim. Mesela şu an kaç makinemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Her kablo bir düşüyor, bir iyi düşüyor. Bir tanesine bir engine besleyebilirim aslında, çünkü burası workshop olacağı için bu sürekli çalışacak bir şey değil. Evet. Tamamdır. Yok. Ya da... Çok az daha iyi. İki blok daha ileri taşıyabilirim.
Evet. Bu şimdi iş görecektir. Ardından aslında buhar makineleri de şimdilik nereye koyabilirim? Buhar makineleri çok düşünmedim yine. Neyse. Şimdi. Şu an için elektrik makineleri düşünelim. Artık steam kapılmayı yetmeyecek. Zaten 8x. Gel bakalım. Yüksek amperler kesinlikle buraya denk gelecek. Ondan sonrakiler daha düşük ampere gidebilir. Biraz... Tin cable. Tin cable. 4x, 8x, 12x. Evet. Gel. 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 Şimdi bağlanacakları chestlerde buralarda bir yerde olacaklar. Şimdi şurada 4. Bana biraz 4 lazım. Evet. Şuraları da asa şimdi burayı doldurmayayım. Tamamdır. Aslında şurada şuraya koyalım ve biraz daha team plate'im vardı benim. Evet, team plate'im var. Güzel. Siz small musunuz? Smallsunuz, tamam. Small team item play. Tamam. Wrench. Hammer nerede? Hemen nereye koyayım? Buradaymış ha. Ups, bu large. Gel. Gel. Gel, gel, gel ve gel. Tamamdır. Şimdi bunların hepsi bir üste doğru yönlendirirsin. Sen şimdi buraya yönlenme. Çünkü o chestleri de düzenleyeceğiz. Şimdi basic assembly machine. Sen tabii ki de direkt en ortaya geleceksin. Tabii öncesinde şu wire cutter'ı kardeşlerim ve
Evet, dolmaya başladılar. Tamam, güzel. Şimdi bezi kesenlik machine. Patlamadın değil mi? Evet, patlamadın. Güzel. Evet, gerçi onu bağlamadı daha. Voila. Bezi kesenlik machine. Tabii ki de sen alta yönlüyorsun. Evet, assembly machine'imiz tamam. Şimdi buna başka ne eklememiz lazım? Ore washer. Ore washer biraz ilginç bir durum çünkü ore washer'a bize bizim suda vermemiz lazım, o yüzden onu nasıl yapabiliriz? Aslında ore washer'ı, ore washing plant'i tam olarak burada tutmamıza gerek var mı? Ya da en azından geçici olarak burada tutabiliriz. Geçici olarak burada tutabiliriz ore washing plant'ı. O zaman ore washing plant kendine özel bir yere gidecek. Ama şimdilik burada durabilir. Ve suyu direkt arkasındandır. Zaten burada da yer varmış. Arkamdan herhangi bir creeper gelmeyecek değil mi? Evet, gelmeyecek. Tamam. Ben unutmadan köprünün temellerini attım. Daha dekorasyonunu yapacağız. Ama 3 aşağı 5 yukarı buraya bir köprümüz var. Ah. Voila. Ve şurayı da kapatabilirim artık. Şimdi ore washing plant'imiz tamam. Başka neyimiz? Extruder. Sen de öncelikli arkadaşlardan birisin. Ve yön aşağıya gelecek. Bunun yanı sıra machine polarizer fluid extruder. Basic fluid canner, sen sonlarda bir yerde olabilirsin. Sen normal tin kablo bağlarız. Ama tabii sen bir önce aşağıya doğru yönel. Ardından fluid extractor ama sonlarda bir yerde olamaz. Çünkü sen bazı respilerinde çok fazla enerji kullanıyorsun. Ha bir de şunu ayarlayalım. Item auto output, item auto output. Sende item auto output yok. Mesela sen çıkışını yukarı vereceksin. Sonrasında. Centrifuge. Şurada olabilir. Wire mill. Bir wire mill resimlerine bakalım. Tin wire. Wire mill. Wire mill resimleri de çok fazla tüketmiyor. 4 EU falan tüketiyor. Basic wire. Gel bakalım.
Let's say. Roads. See the roads. 16 diyor. Evet, sen de fazla tüketenlerdensin. Tamamdır. Evet, şu an her türlü maksimum 4 amper verecek çünkü arkadaşımız 4 amper destekliyor. Şuraya da bir main hatch koymam lazım. Şu arkadaşa erişebilmek için. Hatta onu da hızlıca yapalım. Ve buraya bir torçumuzu da yerleştirelim. Maintenance hatch. Bakalım. Trapdoor. Bunun için bana Carpenter's'ın trapdoor'u lazım. Tabii dur. Carpenter's trapdoor. Pressure plate bu. Dur, Carpenter's'ın trapdoor'u yok mu? Galiba yok. Ha var. Carpenter's hatch. Bir tane trapdoor, bir tane Carpenter's block ve biraz buz. Benim Carpenter's block'um var bir yerde. Kesin buralarda bir yerde. Eski evde bırak. Şey, diğer yerde bıraktığım nadir şeylerden biri oysa çok güleceğim. Ya da kullandım hepsini. Carpenter's block. Bir tane götürüz. Iron screw kullanırsam 8 tane elde ediyorum. Iron screw kullanım. Iron screw tam 2 tane var. Çok güzel. Ortaya ne koymamı istiyor? Screwdriver, tamamdır. Tornavida, gel bakalım. Carpenter's block. Şimdi... Trapdoor. Trapdoor çok basitmiş. Benim hala yazarı trapdoorum yok ama değil mi? Evet, yok. Trapdoor, trapdoor, stick ve flint. Şurada bir yerde bir tane flint. Heh, flintler burada. Flint, sizler ve stickler. Oh, bu biraz sıkıntı. Sen şu şekilde yaparsam eğer ne elde edecek? Bu şekilde bir şey elde edemiyoruz. O zaman buralarda herhangi bir öyle wooden stub'un var mı? Yok. O zaman bir sen bir ben bir de testere. Trapdoor. Şimdi geriye doğru recipe'yi seçmek kaldı. Screwdriver ve iki tane de wooden screw. Wooden screw'larım nerede benim? Yoksa hepsini bitirdim mi? Bence hepsini bitirmemişimdir. Ya da bitirdim mi? Ha tamam. Bitirmemişim, güzel. Evet. Carpenter's trapdoor. Seni böyle koyalım ve sana bir tane smooth black granite.
Ve altına da biraz merdiven. Leder. Aslında şöyle bir gel. Şu yönden tık koyabiliyor muyum? Hayır, koyamıyorum. Smooth Blood Paint, tamamdır. Benim chisel'ım vardı buralarda bir yerde. Carpenter's tool'larım vardı. Ama belki şekeri verebilirim daha belirgin olsun diye. Çünkü belirgin olmamasının çok bir esprisi yok. O da belirgin olması daha güzel bir şey diyebilirim. O kesinlikle beklemediğim yerden çıkacaklar. O yüzden onlara daha sonra bakarız. Senle de işim çok kalmadı. Aslında benim bayağı bir hopper'ım varmış. Şimdi bayağı bir azaldılar. Güzel. Siz de işimiz bitti. Evet, şimdi devam edelim. Burası böyle. Bunun bir yanına aslında şuraya chest koyuyorum çünkü buna zaten çok fazla şey gelmeyecek. Bunun bir yanına da hopper koyacağız. Item auto output. Item auto output cidden güzel bir özellik. Şurayı da aslında kazacağız. Tamam, F7'ye basalım ki ışık seviyesini her seferinde görebilirim. Tamamdır. Evet, maintenance hatch'imizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Ve bu sayede her şey gayet açık ve saçık bir biçimde önümüzde olacak. Ve benim bu makineleri daha direkt yerleştirmem lazım. Polarizer. Polarizer'a bir bakalım tekrardan. Seni yapmak için. Polarizer. 16. Evet, her türlü 16 yiyor tüketiyorduk. Yani polarizer'ın yeri burası. Evet, polarizer'ımızın da yerini elde ettiğimize göre başka nelerimiz kalıyor? Cutting machine. Cutting machine için bakalım hızlıca. Kompresör, packager, cutting machine. Bunun için 30 EU tüketiyormuş mesela. Ama mesela iron screw. Cutting machine senin için 4 EU tüketiyor. Steel screw. Shadow Steel. Steel. Bu 30 EU, bu 4 EU. Aslında Lete'den önce gelebilir. LT ardından cutting machine. Zaten beraber de çalışacak makineler. Item auto output.
Sonrasında. Killing Machine zaten EU'yu koklayan makinelerden biri. O yüzden seni direkt şöyle koyalım. Ve Bending Machine'e gelelim. Senin için mesela Raw Iron. 24 EU. Şuan yaptığımız RSP'ler arasında 24 EU kullanan var. Bunu da o zaman bu yönden koyalım. Polarizer. Ve Wire. Evet. Hatta şunlara bir bakalım hızlıca. Zakalay Fluid Distillery, Centrifuge Electrolyzer, Blast Furnace, Chemical Reactor. Ah, ben bir şeyim. Neyse. Şu an makinelerimizin hepsini yerleştirmiş olmalıyız. Ve mesela test edelim. Ben ne yapayım? Sekiz steel plate. Evet. Bu düzenimizin bir avantajı daha. Alttaki arkadaşın sağlık durumuna bağlı değiliz her seferinde ve mesela bu dolmuş. Çünkü yukarıda steam'i bayağı bir tükettik. Ve ayrıca bir diğer avantajı daha. Şunların hepsi tek bir turbine'a bağlı. Enerji, bunların 5'i birden aynı şu an aynı anda çıkış yapabiliyor. Yani eğer kablolardaki düşüş olmasaydı, yani hepsini tam verimlilikle kullanabiliyor olsaydık, şu an bunun üstünden 5 makineyi aynı anda çalışabilirdik. Çünkü 5 amper çıkış veriyor. Ve evet, bu Blast Furnace'da kullanacağımız yönteme çok benziyor. Şimdi bunların çıkış vereceği noktayı da ayarlamam lazım. Ben bunu güzel buraya denk getirmişim. Diamond Chest. Diamond Chest. Yazabilirsem eğer çok daha güzel olacak her şey. Şimdi Diamond Plate. Diamond Plate yapmam için ne lazım? Evet. Diamond Block ve Cutting Machine. Diamond Block. Bunu da kompresöre elmas koyarak yapıyoruz. Tam olarak 9 elmasa ihtiyacımız var ve bizde de işlenmemiş. 9 elmas var ancak kompresörüm şu an yok. Doğru. Doğru. Çok doğru bir şey. O zaman bunları yapmaya başlayacağız ve ben bölümü bayağı uzun yapmışım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfteni günler. İyi eğlenceler.